Şurası bir bitsin. Bu bizim işimize yarıyorsa bir tane daha alacağız. Belki bir tane, belki iki tane daha alacağız. Çünkü bu 400 metrekareyi anca ısıtıyor. Burası 1000 metrekare. Aynı anda 3 tane diyorsun. 48.200. Ben 2 tane yaparsak kurtarırız. Yani sonuçta burada kara kış yok yani. İstanbul burası. Tabii kapıları zaten kapalı tutacağız. Yapım koordinatörü her bir işi yapıyor. Bugün repo mesela, dün de repoydu, bugün buradayız. Bizim işimiz de mesela hani çorap söküğü, bir yerde bir aksaklık olursa bu tarafa kadar yansıyor. Yansıdığı zaman da çekim aksıyor. Çekim de aksadığı zaman ertesi güne yansıyor gibi maliyetler oluşuyor. Yani çünkü yaklaşık bir, yani bu sitcom olduğu için 80 kişilik bir ekip. Hani daha büyük bir işlerde, büyük sinema filmleri olsun ya da işte büyük diziler olsun, onlarda mesela daha da büyük bir rakamlar. Da dekor yapılıyor. Yönetmenimizin istediği ekseler var. Sokağın dekoru yapılıyor. Yani biz işte başında duruyoruz, yaptırıyoruz. İşte sanat yönetmenimiz var, dekor ekibi var. Kostüm ekibi bir yandan çalışıyor başka tarafta. Şu anda mesela sanat ekibi yarının aksesuarlarını topluyor. Bir yandan burada dekor ekibi devam ediyor. Para lazım diyorlar mesela. İşte para çıkarttırıyoruz, atıyoruz. Uygulayıcı yapımcımız var işte, genel koordinatörümüz. O köprüyü beraber sağlıyoruz işte şirketle. Yani bunu tek başıma ben yapmıyorum tabii ki. Benim alanım olduğu zaman hani benim üzerime düşeni ben yapıyorum. Benim üstümün de üzerine düşeni kendisi yapıyor. Sanat yönetmeni de bu işin buranın yapım aşamasında, o kendisi de bütçe çıkartıyor bu aşamaya. Hep beraber böyle toplu bütçe çıkıyor. Ona göre de nereden kısabiliriz, ne yapabiliriz diye bu şekilde uyguna çıkartmaya çalışıyoruz. 2 gündür repo aslında biz çalışıyoruz. Tabii ki yorgun düşüyoruz. Ne kadar iyiyim desem de anlıyorsunuz gözlerden. Çok dinlenemiyoruz. Aslında yorgunum. Daha buna da katılmayacaktım. Rica ettin. Katıldık yani. Erdal, bu arkadaş bu arkadaş niye hepsini çekiyor? Niye sen merkezde çalışıyor? Yani sen star mısın yoksa şey mi? Değil abi, senden de böyle şeyler isteyeceğiz. Arkadaş YouTube'a şeyler yapıyor. Kabul ediyorum ama hep sen çekiyorsun. Popülaritesi yüksek abi. Bugününü bana ayırdı. Normalde 12 saat çalışılıyor ama birkaç adım önden gitmemiz gerektiği için bizim için saat önemli değil yani. Çalışıyoruz, daha fazlasını çalışıyoruz. Teknik ekip 12 saati tamamlayınca paydos ediyor, evine gidiyor. Ama bizim işte sabah gelişi, akşam işte paydostan sonra gidişimiz ikişer saat daha ekliyorsun buna işte. Yani 16 saat gibi. Her tarafı zor ya işin. Yani kolay yeni yok aslında. Burası sanat hala çalışıyor mesela. Bir yandan prova çekimlerimiz devam ediyor. Burada da mesela duvarları yapan ustalarımız var. Buraya ne yapıyorsun usta? Karşıdaki duvar gibi taş yap. Oraya geçeceğim. Burası gibi taş yapacaksın. Ha, kale kimi çekiyorsun, ondan sonra üstüne desen yapacaksın. Oradan burayı çekince duvarı çekeceğiz buraya. Aynen. Burası ayrı bir bölüm olacak. Tamam, buradan çekeceğimiz zaman da sokak olacak burası. Evet. Kolay gelsin usta. En alt aşamadan başladım. Oyuncu getir götür. Malzeme alınacak, onları getir götür. Ben başladık. 17. yılım. Tabii kolay kolay yükselinmiyor. Belli bir aşamaları geçmen gerekiyor.
Ama öyle de bir şey yok yani, hani bu aşamaları geçeceksin diye bir şey yok. Üçer üçer de çıkabilirsin basamaklar ama altın dolu olmadığı zaman, bir şeyle karşılaştığı zaman böyle bir karar vermen gerekiyordur. Altın dolu olmadığı için yanlış karar da verebilirsin. Yani ben sakin insanım. İnsanlarla da ilişkimi iyi tutarım yani böyle. Abi kardeş şeklinde çalışıyoruz. Konumumu falan böyle hiç kullanmıyorum. Ben şuyum ben buyum falan demiyorum yani. Bir tane patron var sonuçta. Onun çalışanlarıyız. Hepimiz buradan geçim sağlıyoruz işte. Ast üst ilişkisi falan yapmıyorum yani. Bizim işimiz çok tehlikeli. Çekimi etkileyecek bir hatalar yapmadığın sürece bir şekilde çözüyorsun ama çekimi etkileyecek hatalar yaptığın zaman zaten başarısız oluyorsun. Başarısız olan bir kişi de bu sektör affetmiyor. Hemen seni gönderirler, dinlendirirler seni. Yerine başkası gelir.